Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli gönül dostları, Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba külliye sohbetlerimizden bugün zekat üzerinde duracağız. Kısaca fitre, fıtır sadakasına da değineceğiz inşallah. Öncelikle bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında, rahmet bereket huzur ayında bu güzel mekanda büyüklerimizin manevi huzurlarında bizleri bir araya getiren, şu imkanı bizlere lütfeden yüce Rabbimize hamd. Sevgili Habibi edibi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun pak evladına, ehli beytine, ashabına ve şu anda manevi huzurlarında bulunduğumuz Somuncu Baba Hazretlerine, Gönüller Sultanı es Osman Hulusi Efendi Hazretlerine ve evladı iyaline, bütün geçenlerimize, bütün şehitlerimize selam olsun. Kıymetli dostlar, öncelikle zekat sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına geliyor. Dini bir terim olarak ise malumlarınız olduğu üzere belirli bir malın bir kısmının üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra şartlarını taşıyan kişilere Allah rızası için verilmesi demektir. Zekat İslam'ın beş esasından biri olup hicretin ikinci yılında Medine'de farz kılınmıştır. Değerli dostlar, Zekatın birçok hikmeti vardır. Şimdi kısaca ayeti kerimeler ışığında o hikmetlerinin üzerinde durmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerde zekat genellikle namaz ile birlikte zikredilmektedir. Ard arda zikredilmesi toplumların ruhi olgunluğa ulaşmasında bu iki ibadetin rolünü göstermesi bakımından son derece önemlidir. Kur'an-ı Kerim iyiliğe erişmenin, Allah'a yaklaşmanın, bir mümin olabilmenin en önemli şartlarından birinin zekat vermek olduğunu ifade eder. Bakara suresi 177. ayeti kerimede es leysel birra لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العظيم إلى آخر الآية بير المقتدر Doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Ve ayeti kerimenin devamında ise burası çok enteresandır. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır buyurulmaktadır. Yine Bakara suresi 110. ayet-i kerimede Bismillah. Ve aqimus salate ve atuz zeka ve ma tuqaddimu li min hayrin teciduhu indallah. İnna bima basir buyruluyor. Namazı dosdoğru kılın zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Evet burası enteresan. Kendiniz için buyuruluyor. Ve devamında şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Kıymetli dostlar, değerli müminler burada içerisinde bulunduğumuz bu rahmet ayında yaptığımız ibadetlerin çok önemli olduğunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bu ibadetlerimizin devamlı olması elbette ki önemlidir. Aynı zamanda zekat, kurtuluşa eren müminlerin vasıfları arasında sayılıyor. Müminun suresi, Bismillah, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Huşu ile namazlarını kılarlar. Yine وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ ve مُعْرِضُونَ Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ Zekatı verirler buyurulmaktadır. Bütün bunlara ilaveten Zekat vermek Allah'ın rahmetini kazandırır. İşte bundan dolayıdır ki yine Araf suresinde Kala azabi usibu bihi men eşa ve rahmeti <laughs> vesiat kulle şey ila ahiril aya buyuruluyor ki azabımı azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Cenab-ı Hakk'ın Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım buyurulmaktadır. Kıymetli gönül dostlarım, zekat vermenin, sadaka vermenin, fıtra ve bütün hayri işlemlerin elbette ki topluma yönelik pek çok yararı da vardır. Mesela zekat maddi gücü olmayanların ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlar. Zengin ile fakir arasındaki uçurumu azaltır. Aralarında sevgi ve yakınlık doğmasına vesile olur. Yani sosyal dayanışmanın da garantisidir. Diğer yandan zekat malı temizler. Hem de mal sahibinin gönlünü arıtır ahlakını yükseltir. Çünkü zekat malın kiridir buyurulmaktadır. Zekat malı bereketlendirir ve çoğalmasına vesile olur. Yine Sebe suresinde Kul inne rabbi yebsutur rizqa limen yasha'u min ibadihi ve yaqdiru leh ve ma enfaqtum min şey'in fehuve yukhlifu ve huve hayrur razikin de ki şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Yine zekat mala olan hırsı azaltır. Çünkü insanoğlu yaratılış icabı dünya malına çok düşkündür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnsanoğlunun bir dere dolusu altını olsa bir dere daha ister. Onun ağzını bazı rivayetlerde de onun gözünü topraktan başka bir şey doldurmaz. Ama Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder buyuruyor. Kıymetli dostlar, elbette ki Allah için hizmet etmek Allah için hürmet etmek, Allah için vermek, Allah için kimsesizlerin kimsesi olmak, Allah için ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermek gerekiyordur. Hani Gönüller Sultanı Es Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol buyurduğu üzere hizmetlerin devam etmesi gerekmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz verilen zekatın malı koruyucu bir özellik taşıdığında şu hadisi şerifleriyle ifade etmişlerdir. Zekatınızı vererek mallarınızı sağlam kaleler içine alınız buyurmuşlardır. Yine zekat ateşten uzak tutar buyuruluyor. Değerli dostlar burada Allah korusun tersi durumunu düşünelim. Yani zekatını vermeyenler için ise Cenab-ı Hak bakınız bizleri Fussilet Suresi 7. Ayet-i Kerime'de nasıl uyarıyor? Allah korusun müşriklerin vasfı olarak görüyor. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ Ki onlar mallarından muhtaçları yararlı, yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler buyurulmaktadır. Buraya kadar zekatın hikmeti üzerinde durduktan sonra kısaca ilmihal boyutu üzerinde durmak istiyorum. Zekatın farz olmasının sebepleri öncelikle mal sahibinde bulunması gereken şartlar Müslüman olmak, ergenlik çağına gelmiş olmak, akıllı ve hür olmak malının tutarı kadar borcu olmamak veya borcunu çıktıktan sonra kalan malı nisap miktarından az olmamak. İkinci başlık olarak malda bulunması gereken şartlardır. Malın nisap miktarı olması, malın artıcı olması, nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yıl geçmesi diye fıkıhta buyurulmaktadır. Nisap miktarları ve verilmesi gereken zekat miktarlarını ise kısaca altın üzerinden 80.18 gram altın olan ve bu miktara ulaşanlar zekat vereceklerdir. Miktarları ise altın veya gümüş nisabı tutarında veya para olarak yüzde iki buçuk olarak ticari maldan yine yüzde iki buçuk koyun keçi gibi hayvanlardan kırkta bir, sığırdan ise 30 sığırından iki yaşına giren bir dana zekat verilir. Develerde ise 5 deveye bir koyun olarak buyurulmuştur. Değerli müminler, kıymetli kardeşlerim, zekatın sahih olmasının şartı ise niyet etmektir. Niyetimiz ister gizli olsun, ister aşikar olsun, herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. Yine zekatın kimlere verileceği hususunda ise Tevbe suresi 60. ayeti kerimede Cenab-ı Hak bizlere bildirmiştir. Fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir diye sekiz sınıfa zekat verilir şeklinde buyurulmuştur. Yine değerli dostlar, yoksullara zekat verilirken kardeşler, kardeş çocukları, amca, hala, dayı ve teyze bunların çocukları, diğer mahremler, komşular, meslektaşlar diye buyurulmaktadır. Peygamber aleyhisselam yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabadan olan yoksula sadaka vermenin ise iki ecri vardır. Birisi sadaka ecri, diğeri de akrabaları görüp gözetme sevabıdır diye buyurulmaktadır. Yine zekat konularından bir tanesi de öşürdür. Elbette ki toprak mahsullerinin emek gösterilerek verilen öşrü 20'de bir emek gösterilmeden yağmur suyu ile sulanan mahsulden ise e, onda bir olarak, olarak buyurulmuştur. Değerli Müslümanlar, yine Ramazan-ı Şerif'in son günlerini yaşıyoruz. Fıtra sadakamız veya halk dilinde fitre denilen sadakamızı da asla ihmal etmemeliyiz. Sadaka fıtrı ile ilgili olarak büyükler demişlerdir ki, orucun kabulüne, kişinin sekerat anında sıkıntısının gitmesine ve kabirdeki azaptan kurtuluşuna vesile olur diye buyurulmaktadır. Elbette ki Allah'ın buyurduğu emirlerin yerine getirilmesi, gerek, getirilmesi gerekir. Zekat da Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden olduğu için bunu yani zekatını vermeyenlerin de kıyamet gününde bunun mutlaka cezasını görecekleri Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimelerden ve Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerinden bizlere bildirilmektedir. Evet, mal, mülk her şey birer imtihandır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bir kutsi hadiste, Ey kulum sen yoksullara sadaka ver ki ben de sana vereyim. Ve elbette ki her şeyin bir edebi vardır, adabı vardır. Özellikle büyüklerimiz Zekat verirken, sadaka verirken, fitre verirken de bazı adaplar üzerinde durmuşlardır. Zekat ve sadaka verirken alan değil, veren alana teşekkür etmelidir. Çünkü onu farz olan bir borçtan kurtarıp ecre nail eylemektedir. Değerli kardeşlerim, hayır yaparken her konuda olduğu gibi kalk kırarak, fakiri küçümseyerek, eziyet ederek ...başa kakarak yapılan bir hayrın Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Ayet-i kerime de vardır bu konuda. Yine Yunus Emre'nin dilince bir, köz, bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil diyor. Gönüller sultanı Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri ise incitmesen kimseyi kimseye incinme hem, güler yüzlü tatlı dil, her ağızın balı ol, güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol diye buyurmaktadır. Elbette ki zekat ve benzeri hayır hasenatımızın yerine ulaşma, ulaşması da çok önemlidir. Günümüzde özellikle Yapılacak hayırların ne şekilde yapılacağı ve ulaştığı yere bir hakkın ulaştığı konusunda çeşitli şüpheler oluşmaktadır. Konuyla ilgili olarak Allah razı olsun vakıflarımız ve sosyal içerikli derneklerimiz çok önemli rol oynamaktadır. Zira gerçek fakirleri genel olarak vakıflarımız hayır kurumları daha iyi bilmektedir. Yine bunun bir faydası da ihtiyaç sahibi insanlarımız hallerine ihtiyaç sahibi olduklarını herkese açamıyorlar ama vakıflara bir şekilde durumlarını bildiriyorlar. Öyle ki hayır yapanlarla hayrı alanlar yani ihtiyaç sahipleri birbirini görmüyorlar. Yani en güzel şekilde hayır yerine ulaşmış oluyor. Veren el ile alan el yan yana oluyor. Namazda Allah'ın huzurunda dahi Zekat verenle zekat alan yan yana duruyor, hiçbir mahcubiyet yaşamıyorlar. Sohbetimi Vakıf Başkanımız Hamit Hamidettin Ateş Efendi Hazretleri'nin bir hutbelerinden almış olduğumuz kısa bir cümleyle bitirmek istiyorum. Şöyle buyuruyorlar. Zekat karşılığı kat kat alınmak üzere Allah'a verilmiş ödünçlerdir. Zekat Cemiyette yardıma muhtaç olanların haklarıdır. Zekatlarını vermeyenler aç veya çıplak kalarak sıkıntı çeken fakirlerden dolayı ahirette sorguya çekileceklerdir. Mallarının zekatını verenler ise cennette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize komşu olacaklardır. Cenab-ı Hak oruçlarımızı verdiğimiz ve vereceğimiz zekatlarımızı, fitrelerimizi kabul eylesin. Allah bütün ümmeti Muhammed'e ve milletimize özellikle üzerimizde bulunan şu hastalık belasını gidermek suretiyle bizleri güzel günlere ulaştırsın. Lillahi'l-Fatiha.